Herkese merhaba, Kıymetlikleri YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu güzel bereyi çalışacağız. Kocaman pomponlu, böyle kalpli geçişleri olan çok güzel bir burgu bere hazırladım. İpimizin şahane renk geçişleri sayesinde hiç ip koparmadan böyle güzel geçişler elde ettik. Bakın beremiz şekilde, şöyle modelde daha netleştirelim. Bakın üzerinde yine bir burgu modeli kullandım ama böyle kalp geçişleri olan çok güzel bir burgu. Yapılışı gerçekten çok basit ama bakar mısınız? Ortaya çıkan sonuç gerçekten şahane. Videoda bütün yapım aşamalarından, bütün detaylarından bahsettim. Sizler de bu aşamaları takip ederek ilmek sayılarını artırıp eksilterek gerek çocuklarınıza, gerek kendinize, gerek de yetişkin bir erkeğe bu güzel bereyi hazırlayabilirsiniz. Üzerinde yapılacağınız küçük değişikliklerle çok rahatlıkla uyarlayabilirsiniz. Yapımı çok zevkli, çok keyifli. O zaman iyi seyirler. Kullandığım iple başlamak istiyorum. Nako ombreyi kullanacağız. Şahane bir ip, yumuşacık, dolgulu, pufuduk bir ip. Yani çok kalın olmamasına rağmen çok böyle pufuduk bir dokusu var ve böyle renk geçişleri var. Renk geçişlerini dilediğiniz yerden başlayabilirsiniz. Mesela eğer berenizin elastik kısmının böyle koyu olmasını istiyorsanız bu kısımdan başlayabilirsiniz. Veyahut da bu kırmızı kısmını istiyorsanız bu kırmızı kısımdan da başlayabilirsiniz. Ben direkt başlangıç yeri olan kırmızıdan başlayarak örmeye başlayacağım. Şöyle içeriğine baktığımızda 100 gramlık, 190 metrelik bir ip. Gayet bereketli, ideal ve beremiz içinde yumuşacık bir dokusu var. Yaklaşık bunun yarım yumağını kullanırız diye tahmin ediyorum. Zaten videonun sonunda bilgilendirme yapacağım. Şişim 5 numara. O zaman hemen tarifimize geçelim. Hazır lastik modelini uygulayacağımız için kullanacağım ipin tam zıttı bir renk seçiyorum ve onunla normal lastikte kullanmam gereken ilmek sayısının yarısı kadar ilmek atıyorum. Yani normalde 100 tane ilmekle yapmamız gerekiyor beremizi. Şimdi ben 50 tane ilmek atarak başlıyorum. Evet, 50 tane ilmeğimi attım. Şimdi bir sıra düz, bir sıra ters şeklinde toplamda şöyle bir 5-6 sıra öreceğim. İlk tersle başlıyorum. Bir sıra hemen ters olarak örüyorum bütün ilmeklerimi. Bu kısmı zaten sökeceğimiz için çok özenmeden böyle gelişi güzel örüyorum. Evet, bakın önde düz, arkada ters olacak şekilde şöyle göz kararı 5-6 sıra ördüm. Şimdi orijinal ipimizi hemen devreye sokuyoruz. Ardından da şimdi bu ipimle yine 4-5 sıra aynı şekilde örüyorum. Yani arkada ters, önde düz olacak şekilde şöyle bir 4-5 sıra örüyorum. Evet, 6 sıra ördüm. Bakın arkada ters, önde düz şeklinde şöyle bir görüntü var. Bu arada bu iki renk de ne kadar güzel durdu. Bakar mısınız? Çok yakıştı. Yani bordoyla açık lila çok güzel bir uyum yakaladı. Şimdi hemen lastik kurulumuna başlıyoruz. Şimdi ters ilmeğim, ilk ilmeğimi ters olarak örüyorum. Daha sonra geliyorum aşağıya. Bakın şurada ilk bordoya geçtiğimiz sıra vardı. Oradaki bakın ilk ilmeği şöyle tutuyorum, şişime takıyorum ve düz olarak örüyorum. Şimdi bu modelde iki düz iki ters yapacağız. O yüzden aşağıdan tekrar çekiyorum, düz olarak örüyorum. Kenardaki ilmeğimi ters ördüm. Sıra sonunda bir tane daha ters öreceğim, aynı tersler denk gelsin diye. İki tane düz ördüm, üstten iki tane hemen ters örüyorum. Aşağıya geliyorum, bakın şöyle ilmeği tutuyorum, şişime takıyorum, düz olarak örüyorum. Bir tane daha alıyorum, şişime takıyorum ve düz olarak örüyorum. Yukarıdan hemen iki tane tersimi örüyorum. Aşağıya geliyorum. Bakın hiç bu ilmeklerin hiçbirini atlamamamız gerekiyor. Bu çok önemli bir ayrıntı. Şöyle kameramızı netleştirelim. Hemen aşağıdan bir tane çekiyorum, şişime takıyorum ve düz olarak örüyorum. Bir tane daha çekiyorum ve düz olarak örüyorum. Bu sefer lastik modelinin iki ters iki düz olmasını istedim. O yüzden
aşağıdan 2 tane düz çekiyoruz. Yukarıdan 2 tane tersimi örüyorum. Düzü geliyorum aşağıdan şu ilmeğimi şöyle çekiyorum, takıyorum ve düz olarak örüyorum. Evet, lastik kurulumumuz bu kadar basit. Bu şekilde sıramı tamamlıyorum. Tersleri yukarıdan örüyorum. Geliyorum aşağıdan. Ana rengimin ilk başladığı zemindeki sırayı çekiyorum ilmeklerimi ve düz olarak örüyorum. Evet, sıramı tamamladım. Şimdi artık şu mor ipten kurtulma zamanımız geldi. Lila ipten. Direkt şöyle bakın, lila ipin başlangıcından başlıyorum ve kesiyorum. Bu aşamada bordo ipi kesmemeye gayret edelim. Çünkü modelimiz bozulacaktır. Böyle sonuna kadar mor ipimi temizliyorum. İster böyle çekerek temizleyin, şu şekilde bakın sökerek. İsterseniz hiç uğraşmayın, direkt kesin. Bu şekilde temizleyelim. Evet, tamamen bu şekilde lila ipten arındırdıktan sonra şimdi bir kitleme işlemi yapacağız. Daha sonra döne döne öreceğiz. Ön arka olmayacak. Tamamen önden bütün modelimizi devam ettireceğiz. Şimdi buradaki son ilmeği ve buradaki ilk ilmeği şöyle yerlerini değiştiriyorum. Bakın. Evet, değiştirelim. İlmeğimi çıkardım. Diğerini de çıkarıyorum. Daha sonra şöyle yerlerini değiştiriyorum. İkisi de düzdü zaten. Modelimizde bir değişiklik olmayacak. Arkada da tersi denk gelmişti. Evet. İki düz, iki ters şeklinde modelimi aynen devam ettiriyorum. Bundan sonrası çok basit. Yapacağımız işlem sadece iki ters, iki düz. Şimdi ben belli bir uzunlukta öreceğim. Daha sonra beraber devam edeceğiz. Evet, lastiği ben istediğim uzunlukta ördüm. Bakın duruşumuz çok güzel oldu. Şimdi kaç santim olmuş toplamda onu söyleyeyim. Daha sonra modele geçelim. Evet, bakın şöyle tam olarak 6 santim lastik örülmüş. Bu benim için yeterli. Dileyen daha fazla yapabilir. 7 santim veya 8 santim bir lastik yapabilirsiniz. Şimdi modelimize geçeceğiz. Bakın sıra başı bu kısım. Birleştirme yaptığımız yer. Bu alt kısmına en son rötuş yapacağız. Kapatacağız bu arayı. Şimdi modelimize geçiyoruz. Modelimize normalde lastik kısmına 100 ilmekle başlamıştık. 100 tane ilmekle lastiğimizi yaptık. Şimdi modelimize geçmişken de 108'e çıkaracağız. Yani modelimiz 12 ve katlarından oluşuyor. Şimdi hemen buraya bir ayraç takıyorum. Evet, ayracımı taktım. Şimdi modelimiz 12 ve katlarından oluşuyor. Öncelikle 4 tane ters örüyorum. 1 2 2 tane ördüm bakın. Bir tanesini hemen şuradan çekiyorum ve artırma yapıyorum. İlk artırmamı yaptım. Normalde 8 tane artırma yapacağım. Birinci artırmamı yaptım. Yanından bir tane daha örüyorum. 4 tane tersimi ördüm. Şimdi 8 tane düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 tane düz ördüm. Şimdi hemen şuradan bir tane çekiyorum. Artırma yapıyorum. Ters olarak. Birinci tersim 2 3 4. 4 tane ters ördüm. Yani artırmaları böyle istediğiniz yerlerden yapabilirsiniz. Birinci artırmamı buradan yaptım. İkincisini buradan yaptım. Şimdi aradan yine 8 tane düz örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 tane düzümü ördüm. Şuradan hemen 3. artırmamı yapıyorum. İlmeğimi çeviriyorum. Ve ters bir şekilde örüyorum. 1, 2, 3 ve 4. Bakın 4 tane tersimi yaptım. Şimdi hemen 8 tane düzümü örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. 8 tane düzüm ördüm. Hemen bir tane ters örüyorum. Dördüncü artırmamı şu aradan hemen bakın ilmeği çektim. Ters olarak örüyorum. Dördüncü artırmamı yapıyorum. 2, 3, 4. 4 tane oldu. Şimdi 8 tane düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 tane düzümü ördüm. Şimdi 4 tane ters öreceğim. 1, 2 tane ördüm. Hemen şu aradan çıkarıp 5. artırmamı yapıyorum. Evet. 3. ters ve 4. ters. Buradan artırmamı yaptım. Toplamda 5 tane artırma yaptım. Yine 8 tane düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 tane düz ördüm. Yine şimdi hemen şuradan bir tane 6. artırmamı yapıyorum. Terslerde yaptım ben hep artırmaları. Evet. 1, 2, 3, 4. 4 tane tersimi ördüm. 6. artırmamı da yaptım. Şimdi 8 tane düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane düzümü ördüm. Hemen şuradan 7. artırmamı yapıyorum. İlmek çıkarıyorum. Çeviriyorum. 7. artırmamı yaptım. 1, 2, 3, 4 tane de tersimi ördüm. 8 tane düzümü örüyorum yine. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 tane düzümü ördüm. Terslerimi örüyorum. Birinci tersimi ördüm. İkincisini şuradan artırıyorum. Aynı zamanda da 8. artırmamı yapmış oluyorum bu aşamada. Yani artırmalarda istediğim sayıya ulaşmış bulunmaktayım. 2, 3, 4. Evet, 4 tane oldu ilmeğim. Yine 8 tane düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 tane ters örüyorum. 2, 3, 4. Şimdi 8 tane daha ilmeğimin olması gerekiyor. Tersle başlamıştık. Düzle bitmesi lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve son ilmeğimi örüyorum. 8. Ya ne yapmış olduk? 4 ters, 8 düz örerek sıra sonuna kadar tamamlamış olduk. Bu arada da ben 100 olan ilmek sayımı aralardan ilmek çıkararak 108'e ulaştırdım. Şimdi bu ilmekleri gördüğümüz şekliyle tersleri ters, düzleri düz olarak şöyle bir 4 sıra örelim. Daha sonra burgularımızı yapmaya başlayacağız. Evet, 4 sıra. Aynı işlemi devam ettirdim. Tersleri ters ördüm, düzleri düz ördüm. Yani önümüzde 4 ters, 8 düz, 4 ters bu şekilde devam eden bir model var, örgümüz var. Şimdi hemen burgumuza geçiyoruz. Ayracımı takıyorum. Sıra başındayım. Önümde 4 tane ters ilmeğim var. Ters ilmeklerin hepsini hep ters olarak örüyoruz. 2, 3, 4. Bu ters ilmekler model boyunca aynı şekilde devam edecek. Bir işlem yapmıyoruz. Şimdi bakın, önümde 8 tane ilmek var. Düz ilmek. Bunları ikiye ayırıyoruz. Ayırdığım bu 4 tane ilmeğin şöyle ilk 2 tanesini burgu aparatıma geçiriyorum bakın. Ve arkaya veriyorum. Şuradaki 2 tane ilmeği düz bir şekilde örüyorum. Ardından aparata taktığım 2 tane ilmeği getiriyorum ve bu ikisini yine düz bir şekilde örüyorum. Yani ne yapmış olduk? İlmeklerin yerini değiştirmiş olduk. Evet, bakın bu şekilde bir görüntümüz var. Şimdi şu sıradaki 2 tane ilmeği
yine aparatıma geçiriyorum. Sonraki iki ilmeği düz bir şekilde örüyorum. Ardından aparattaki iki tane ilmeğimi örüyorum. Birincisini ördüm ve ikincisini örüyorum. Bakın, ilk burgumuzu yapmış bulunmaktayız. Şu aradaki dört tane ilmeği yine ters olarak örüyorum. Bunlarla hiçbir işlem yapmıyoruz. Bu dört tane ilmeği model boyunca hep ters olarak örüyoruz. Bakın, burguları düz ilmek üzerinden yapacağız. Şu an ilk burgumuzu yaptık. Modelimiz ilerledikçe kendini gösterecek. Şimdi geldik ikinci burguya. İki tane ilmeğimi ayracıma geçiriyorum. Arkaya gönderiyorum. Sıradaki iki tane ilmeği düz olarak örüyorum. Ayraçtaki iki tane ilmeğimi burgu aparatımdaki düz olarak örüyorum. Bakın, burada ne yapmış olduk? Bir yer değiştirme yaptık. İlmeklerin yerini değiştirdik. Burgu yaptık. Şimdi sıradaki iki tane ilmeğimi aparatıma geçiriyorum. Bu sefer önde duruyor. Bakın, arkada değil, bu sefer önde duruyor. Sıradaki iki ilmeği düz bir şekilde örüyorum. Daha sonra geliyorum aparatımdaki bu iki ilmeği düz bir şekilde örüyorum. Evet, ikinci burgumuzu da yapmış olduk. Bakın, model kendini yavaş yavaş göstermeye başlıyor. Aradaki dört taneyi ters olarak örüyorum. Ve bu şekilde sıra sonuna kadar burgumu yapıyorum. Sıra sonunda tekrar görüşelim. Evet, bakın, burgularımı yaptım. Ardından da 5 sıra ters seri ters, düz deri düz olarak ördüm. Yani normal düz örüyoruz. Gördüğümüz gibi örüyoruz. Bakın, burgu yaptığım kısım şu kısım. Ardından da ilmekleri gördüğüm şekliyle 5 sıra ördüm. Şimdi ikinci burgumuzu yapıyoruz. Hemen ayracımı takıyorum. Ters seri, daha önce de söylediğim gibi, her sırada direkt ters olarak örüyorum. Yani tersler üzerinden hiçbir işlem yapmıyoruz. Evet, tersleri ördüm. Şimdi bakın, önümde 8 tane düz ilmeğim var. Yine bunlara burgu yapacağım. Evet, sıradaki ilk 2 ilmeği hemen burgu aparatıma geçiriyorum. Ve arkaya veriyorum. Bakın. Ardından da 2 tanesini, sıradaki 2 ilmeği düz bir şekilde örüyorum. Daha sonra burgu aparatındakini çekiyorum ve onları örüyorum. Evet, bakın. Sağ tarafa burgumuzu yaptık. Şimdi sola yapacağız. Sola yaparken de sıradaki, bakın, 2 ilmeği aldım. Direkt önde, arkaya vermiyorum bu sefer sola yapacağım için. Bir sonraki 2 ilmeği düz bir şekilde örüyorum. Ve sıradaki aparatıma taktığım ilmekleri örüyorum. Evet, bu şekilde ikinci burgumuzu da yapmış bulunmaktayız. Bakın, şöyle sanki içinden çıkmış gibi güzel bir görüntü oldu. Şimdi aradaki 4 tane ters ilmeği ters olarak örüyorum. Evet, bakın, modelimiz kendini göstermeye başladı. Şimdi geliyoruz ikinci burguya. Burgularımız bu kadar basit ama duruşu çok şık olacak. İlerleyen sıralarda daha net görebileceğiz. Bakın, sağdakini yaparken arkaya veriyorum. Hemen şu iki tanesini örüyorum. Daha sonra aparattakileri örüyorum. Ardından hemen iki tanesini aparatıma yerleştiriyorum. Bu sefer önde ve sıradaki iki düz ilmeğimi
bulgu yapıyorum. Daha sonra aparatımdaki 2 ilmeği de örüyorum. Ve bakın ikinci bulgumu da bu şekilde yapmış bulunmaktayım. Bu şekilde şimdi sıramızı tamamlayalım. Aradakileri ters örelim. Düz ilmeklerimiz üzerinden sağa ve sola bulgularımızı yaparak sıramızı tamamlayalım. Evet, bulgularımı yaparak sıramı tamamladım. Şimdi 5 sıra yine ilmekleri gördüğümüz şekliyle örelim. Daha sonra modelimizi devam ettirelim. Modelimiz bu şekilde devam edecek. 5 sıra ilmekleri gördüğümüz şekliyle öreceğiz. Ardından bulgumuzu yapacağız. Ve yine aynı işlemi tekrarlayacağız. Şimdi bu şekilde ben belli bir boya kadar öreceğim. Daha sonra kaç santim ördüğümü sizlerle paylaşacağım. Evet, bakın istediğim uzunluğa gelinceye kadar ördüm. Şöyle modelimiz çok güzel kendini göstermeye başladı. Şöyle netleştirelim kameramızı. Evet, bakın çok güzel, şahane bir duruşumuz var. Böyle iç içe kalpler çıkıyor. Böyle bakın şurada açık renkle başlamıştık. Orta kısma ombrenin bu geçişleri sayesinde koyu kısım denk geldi. İlerledikçe yine ne yaptık? Açık kısım denk geldi. Ve bakın şöyle... Çok güzel bir geçiş elde etmiş olduk. Şimdi ben istediğim uzunluğa kadar ördüm. Toplam uzunluğunu söyleyeyim. Bu lastikten itibaren bu kısma kadar 25 santim uzunluğunda ördüm. Tabii ki kendi başörtünüzü, kendi istediğiniz uzunluğu da hesaba katarak bunu ayarlayabilirsiniz. Ortalama yetişkin birine olur diye düşünüyorum bir bayana. Evet, şimdi daraltmalarla devam ediyoruz. Bakın yaptığım son burgudan sonra şöyle 1-2-3 sıra ördüm ve daha sonra daraltmalara geçiyorum. Şöyle toplam burgularımızı da sayalım kalplerimizi. 2-4-6-7. 7 tane bakın kalbim oluşmuş durumda. Net sayı isteyenler için. Şimdi bir tane ilmeğimi ters olarak örüyorum direkt sıra başından. Sıra başını ben şu ipten takip ediyorum. Sizler ayraçta takabilirsiniz. Şimdi... Sıradaki iki tane ters ilmeğimi ters olarak örüyorum. İlk kesmemi yaptım. Bir sonraki ters ilmeğimi ters olarak örüyorum. Yani ne yapmış oldum? Şurada 4 tane ters ilmeğim vardı. 3'e düşürmüş oldum. Daha sonra 1, 2, 3 tane düz ilmeğimi düz olarak örüyorum. Daha sonra şöyle 4'ü ve 5'i birlikte örerek kesiyorum. Bir tane terslerin tam ortasındakini kesiyoruz. Bir tane de düzlerin aradaki düzleri düz olarak örüyorum. Geldim tersi. İlkini ters olarak normal örüyorum. İkincisini ve üçüncüsünü bakın birlikte ters olarak örüp kesiyorum. Sonraki tersi de ters olarak örüyorum. Ters ilmek sayımı bu aşamada 3'e düşürmüş bulunmaktayım. 1, 2, 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Daha sonra geliyorum şöyle 4.'yü ve 5.'yi ilmeklerin yönünü düzeltiyorum. Ve birlikte örerek kesiyorum. Sonrakileri düz ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Evet bakın ne yapmış oldum? Şu aradaki ters ilmeklerim 3'e düştü. Normalde 4 taneydi. Şu düz ilmeklerim de 8 taneydi. 7'ye düştü. Bu şekilde ilk sıramı tamamlıyorum. Kesmelerimi bu şekilde birinci sırada yapıyorum. İlk kesme sıramı tamamladım. Şimdi tekrar sıra başına geldim. İkinci kesme sırasıyla devam ediyoruz. Şimdi bu 3 tane ters ilmeğin şöyle bakın 3'üne birlikte giriyorum ve hepsini birlikte örerek kesiyorum. Ardından 2 tane ilmeğimi düz bir şekilde örüyorum. Daha sonra bakın şurada 3 tane düz ilmeğim var. 3'ünü birlikte örerek yönlerini değiştiriyorum tabii ki. Kesiyorum. Kalan 2 ilmeği de düz bir şekilde örüyorum. Yani ne yapmış olduk? Ters ilmeğim 1'e düştü. Düz ilmeğim bakın 5'e düştü. Bu sırada da bu şekilde tamamlayalım.
Evet, ikinci kesme sıramı tamamladım. Bakın şöyle içe doğru, sanki burada da yine bir bulgu yapmışız gibi bakın. Kalp şeklini vererek özellikle kesmeyi tercih ettim. Bu şekilde gayet güzel bir görüntü elde etmiş oluyoruz. Şimdi geçiyoruz üçüncü kesme sırasına. Bu sırada ters ilmeklerimi normal ters olarak örüyorum. Düz ilmeklerimden bir tanesini bakın düz olarak ördüm. Geldim şu ortadaki 3 tane düz ilmeğin yönünü değiştiriyorum. 3'üne birlikte giriyorum ve tek seferde kesiyorum. Sonraki düz ilmeği düz olarak örüyorum. Bakın böyle bir kesme yapmış olduk. Çok güzel bir kesme elde ettik. Aradaki ters ilmeği ters olarak örüyorum. Düz ilmeğe geliyorum. İlkini düz olarak ördüm. Bakın şunların hemen şöyle yönünü değiştiriyorum. İşime tekrar takıyorum. Daha sonra üçüne birlikte giriyorum. Ve tek seferde düz örerek kesiyorum. Sonraki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bu şekilde düz ilmek sayımızı 3'e düşürüyoruz. Ters ilmek sayımız zaten şu an tek durumda. Bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz. Evet, sıramı tamamladım. Bakın düz ilmeklerim 3'e düştü. Ters ilmeğim teke düştü. Şimdi bu aşamada misinamı şöyle biraz esneterek örgümü daha kolay örmek açısından ayarlıyorum. Şimdi son kesme sıramızdayız. Tersi yine ters olarak örüyorum. 3 tane ilmeğim kalmıştı bakın. Şöyle ilkinin yönünü değiştiriyorum. Daha sonra şöyle 3'üne birlikte giriyorum. Ve kesiyorum. Düz ilmeğimi de teke indiriyorum. Yani ters ilmeğim de teke düşmüş oldu. Düz ilmeğimi de teke düşürüyorum. Aradaki ters ilmeği ters olarak örüyorum. Düz ilmeğimin hemen yönünü değiştiriyorum. Şöyle 3 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Evet bakın. Bu şekilde de düz ilmeklerimizi teke indirmiş olduk ve bakın kesmemiz aynı modelimizle devam ediyor. Tersi ters olarak örüyorum. Düz ilmeğin şöyle yönünü değiştiriyorum. Üçünü birlikte örerek kesiyorum. Evet, bu şekilde sıramı tamamlıyorum. Son kesme sıramı. Evet, son kesme sıramı yaptım. Şöyle muntazam bir kesme yapmış olduk. Birazdan tam kapatınca daha net anlaşılacak. Şu an tam anlaşılmıyor. Şimdi kaç tane ilmeğim kaldı hemen söylemek istiyorum. Evet, toplamda 18 tane ilmeğim kaldı. Şöyle birazcık ip bırakıyorum. Bu kısmı kapatacak kadar kesiyorum. İğnemi taktım. Şöyle ilmeklerimi iğnemden geçirerek alıyorum. Son ilmeği de bakın geçirdim. Şöyle çekiyorum ve büzüştürüyorum. Şöyle iğnemi çıkarıyorum. Daha sonra bunu böyle düğüm yapıyorum. Çok sıkı düğüm yapmıyorum çünkü buraya pompon ekleyeceğim. Oradan pompon için yer kalsın diye. Evet. Şöyle iki defa düğüm yaptım. Daha sonra da şu ipimi içe gönderiyorum. Evet bakın böyle bir tepesi oldu beremizin. Şöyle netleştirelim. Çok güzel. Sanki böyle bir çiçek gibi. Çok güzel bir görüntüsü oldu. Şöyle ressam bere gibi oldu hatta bakın. Bu şekilde şahane bir görüntüsü oldu. Şöyle hemen düzeltelim beremizi. Evet, berem bakın şöyle düzelttim. Çok güzel oldu. Şimdi şu alt kısmında başlangıcında bir sıkıntı var demiştim. Şu kısmı düzelteceğiz, rötuş yapacağız. Hemen buraya iğnemi taktım. Şöyle bakın hazır lastik modelimiz çok güzel oldu ve dikişsiz bir bere elde etmiş olduk. Çok pratik ve güzel bir çalışma. Şöyle bakın şu kısımdan hemen rötuş yapmaya başlıyorum. Burayı kapatıyorum.
Evet, son olarak bakın yukarıyı da böyle diktik, tamamen temizledik yanlarını falan. Çok güzel oldu, çok temiz bir çalışma oldu. Şimdi bunu şöyle kocaman bir pomponla süsleme zamanı geldi. Bu kocaman pomponu bakın şöyle görüyorsunuz. Kendi ipinden yaptım. Ben böyle berelerde kendi ipinden olan pomponları çok beğeniyorum. Çok böyle güzel bir uyum yakalıyoruz. Bu güzel kocaman pomponu hazırladım. Şimdi bunu da geçireceğim. Zamandan tasarruf etmek açısından pomponu ben önceden hazırladım. Ama pompon yapımını isteyen olursa onu da yorum kısmına ekleyebilirsiniz. Bir sonraki bere videomda mutlaka size dönüş yapacağım. Evet, şöyle bakın pomponun iki tane ipi var. Şu üst kısım, tepe kısımdan hemen içe göndereceğim. Tığ yardımıyla. İpleri içe gönderiyorum. Evet, bakın böyle bir görüntümüz olacak. Şöyle içten güzelce düğüm yapıyorum şimdi. Böyle sıkı olması önemli. Daha sonra da şu bitiş ipleriyle yine pomponun iplerini bağlıyorum. Şöyle birazcık ipleri uzun bırakıyorum. Pomponu geri çıkarmak istersek rahat çıkaralım diye. Ve kesiyorum. Evet, pomponu yerleştirdikten sonra bakın bu kadar güzel bir duruşumuz oldu. Şöyle bakın. Renk geçişleri yine tabii ki pomponda da mevcut. Bakın orta kısma koyu kısmı denk getirdim. Kenarlara bu şekilde açık kısmı denk getirdim. Ve şahane bir beremiz oldu. Ben şöyle ölçülerini de vermek istiyorum. Tabii ki ben yetişkin bir bayana göre yaptım. Herkesin kafa yapısı, vücut yapısı birbirinden farklıdır. Daha sonra dar olmasın diye ben yine de ölçülerini size hemen paylaşıyorum. Evet, şöyle bakın lastik kısmı tam olarak 19 santim. Lastik kısmı 19 santim. Ben lastik kısmını da 5 numarayla ördüm. Üst kısmını da 5 numarayla ördüm. Üst kısmını 6 numarayla örerseniz daha iyi olur aslında. Şöyle bakın üst kısımda 23 santim ini. Şöyle modele geçtiğimiz kısım 23 santim. Boy olarak da şöyle ölçelim. Şu an tabii ki şu kesme yerlerinden tam anlaşılmıyor ama şöyle iyice yukarıya denk getirelim. Boy olarak da 25 santim. Yani siz boyunu daha uzun yapabilirsiniz. Enini daha fazla yapabilirsiniz. Mesela 108 değil de artı 12 ilmek daha atıp modele öyle geçebilirsiniz. Bu tamamen sizin zevkinize kalmış. Önemli olan mantığını, yapılışını anlamak. Berimizde çok fazla pompon kısmında ip kullanmama rağmen bakın ipin bir yumağından bu kadar ip arttı. Yani bu modeli genişletseniz dahi ipimiz gayet yeterli olacaktır. Sadece bir yumakla siz de pomponu ekstra almadan böyle güzel bir bere elde edebilirsiniz. Deneyeceklere kolaylıklar diliyorum. Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Farklı bir projede görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.